arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle güzel ve çok kolay bir yelek çalışması yapacağız yeleğimizi örmek için yakadan başlıyoruz artışlarımızı yaparak ve de arada şu pembe gördüğümüz fuşya pembesinden sık iğnelerimizle Ebroli ipimizle artışlarımızı yapıp trabzanlarımızla artırarak robamızı tamamladık. Ve sonrasında yine hem fuşyamızı hem de ebroli ipimizi kullanarak yeleğimizin gövde kısmını tamamladık. Kenarımızı yine pembemizle ördük. Şöyle bakalım. Arkasında şu şekilde görecek olursak en son zincirimizi örerek ucuna 3 tane dilimden oluşan çiçeğimi çalıştım. Sizler tabi dilediğiniz şekilde kapanışları da yapabilirsiniz. Yeleğimizi şu şekilde arkadan görecek olursak gayet rahat çok kullanışlı bir yelek çalışması oldu. Ölçüsüne bakalım. Ölçüsü 26 arkadan şöyle önden ölçtüğümüzde omuz kısmının en yüksek yerinden aldığımızda 28 buçuk 29'a doğru yaklaşmakta omuzdan aldığımızda ve en kısmına bakalım en kısmı ise yani kol altından ölçtüğüm zaman 26 santim kolunun altının genişliği. Evet yeleğimizi uygun yaştaki bir yaş civarı çocuklarımız kilosuna göre giyebilir. Evet kolay gelsin diyerek hemen yeleğimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Evet, yakadan başlamalı yuvarlak bebek yeleğimizi örmek için bir tane benekli ipimi kullanıyorum. Bir de e, fuşya renginde ipimi kullanıyorum. Bu e, benekli ipimin içinde bulunan rengi uygun olarak e, arada geçişlerimizi birlikte yapacağız. Evet, bu ipimizi örmek için ise 3.5 numaralı tığımı kullanıyorum. İki renk kullanacağız. Bu modelimizde ipimizi şöyle bir tanıyalım. E, 100 gram ve 350 metreden oluşmuyor. %100 mikro akrelik bir ip. Ve şöyle baktığımızda ipimizi talimatlarına da uygun olarak kullanırsak çok daha uzun ömürlü yeleğimizi örebiliriz. Yani örgülerimizi talimatlara uygun olarak kullanalım inşallah. Şimdi ben bu fuşya rengimden başlamak istiyorum. ve Birlikte örerek devam edelim. Zincirimizi çekerek başlayalım. Kaç yaş grubu için öreceksek lütfen o yaş grubuna uygun zincirlerimizi çekelim. 2 tane zincirimi çektim ve devam ediyorum. 3 4 5 1 yaş grubu, 1 yaş grubu civarı için örüyoruz şu anda. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 tane zincir çektim. Devam edeceğim. Yalnız daha büyük yaş grupları için örecek isek 1 yaş civarı örmeyi düşünüyoruz. 8'er zincir fazla yaparak artışlarımızı yapabilirsiniz. Tabi bu ölçü normal bir kalınlıktaki ip ölçüsü için çok ince ya da çok kalınlar için değil. Zincirimi çekmeye devam ediyorum. 20 tane daha zincir çekip toplamda 50 zincir olmasını sağlayalım 50 zincirimi çektim hemen zincirimin ölçüsüne bakmak istiyorum şu şekilde tuttuğum zaman zincirimin ölçüsü şöyle bakalım 23 santim asılmıyorum asıldığım zaman epey gidecek asılmadan doğal haliyle 23 santim zincirimizin uzunluğu tam 50 tane zincirim var burada 50 zincirimin kaç santim geldiğini ayarlayarak kendimizin büyüteceklerimizi de ona göre 1,5 santim büyüterek devam edelim. Şimdi iki tane daha elimi koyuyorum. 2 zincirimi daha ilave ediyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 ve 2 geri çekiliyorum. İkincinin içerisine gelerek trabzanımı örüyorum. Ve zincirlerimin üzerine birer birer trabzanlarımı ilave ederek örüyorum. Zincirim tamamlanana kadar trabzanımı örmeye devam ediyorum. Birinci sıramızı bu pembe rengimizle tamamlayalım. Evet pembeden sıramızı tamamladık. Şimdi diğer ipimi bağladım. Pembe ipimin hemen uygun yerine bakınız zincirimi çekerek ikinci sırama başlıyorum bir çekmiştim bakınız 2 ve 3 3 tane zincirim oldu toplamda örgümün arka yönünü çeviriyorum bir tane trabzanım bu ebruli ipimden oldu ikinci trabzanımın üzerine gelerek batıyorum İki tane tek ördüm şimdi üçüncü sıradaki öreceğim trabzanımı çift olarak öreceğim bir ve aynı yere bir daha örüyorum 2 ve ilerliyorum 2 tek bir çift olarak ilerleyeceğiz 1 ve 1 tane daha tek ve şimdiki öreceğim yer ise iki defa örüyorum ve çift olarak artışımızı yapıyoruz 2 tek bir çift şimdi 2 tane tekim örüyorum 1 ve sıradaki 2 ve bir sonraki gelen sıramda ise iki defa örüyorum bir ve aynı yere bir daha batıyorum iki şimdi bu sırada iki tek bir çift iki tek bir çift iki tek bir çift, tek, bir çift olarak sıramızı tamamlıyoruz 2 tek bir çift olarak artışlarımızı yaptık ve sıramızı tamamladık. Sıramızı bu uca kadar geldim. Şimdi diğer ucumuzda e, pembe ipimiz kalmıştı. Buradaki ilmeğimizi şöyle uzunca bırakarak bırakıyoruz. Bu e, ebruylu ördüğümüz ipi. Şimdi tekrar pembe ipimin olduğu yere geliyorum. Diğer ipim orada kalıyor. Pembe ipimi alıyorum. 3 tane zincir çekmiş olduğum yere geliyorum. Bakınız. 1 2 en aşağıdaki ile birlikte 2 idi. 3. zincirin üzerine batıyorum. Bir tane şöyle zincirimi çekiyorum. Ve ikinci trabzanımın üzerine batıyorum. Sırası ile her trabzanımın üzerine bir tane batarak sık iğne örüp diğer ipimin olduğu yere doğru ilerliyorum. Araya girmiyorum. Şu yukarıdaki göz gibi görünen küçük yere giriyorum. birer sık iğnemizi yaparak diğer uca doğru ilerliyoruz ipimizin olduğu yere hiç artış falan yapmıyoruz dümdüz örerek ilerliyoruz sık iğnelerimizi örerek başa kadar geldim bakın en son ipimizi uzun bıraktığımız yerin uç kısmındayız hemen arkasındaki ilmeğimizin göze girelim alalım ve şu şekilde örelim ve hemen ipimizi değiştirerek ilmeğin arasından geçiyorum ve 3 tane zincirimi çekiyorum 2 3 örgümün yönünü çevirerek tekrar örmeye başlıyoruz ikinci trabzanımın üzerine batıyorum 3. trabzanımın üzerine batıyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum 2 ve 3 3 tane tek bir tane çift olarak bu sıramızı örüyoruz 1 ve 2 1 2 3 tek 4'üncü çift örüyoruz. Şimdi devam edelim. 3 tane tek, 1 tane çift. 1 2 3 3 tane tek 1 ve aynı yere 2. Tekrar 1 2 ve 3. 3 tek dördüncü çift 1 ve 2 şimdi bakalım tekrar 1 2 3 tane tek bir tane çift 3 tek dördüncü çift 3 tek dördüncü çift bu sıramızı da 3 tek dördüncüsü çift olarak tamamlayalım ikinci trabzan sıramızda tamamladık şimdi bu yönde kalan pembe ipimle sık iğnemi örerek gidiyorum bu pembemle ördüğüm zaman artma veya herhangi bir şekilde yapmıyorum. Sadece trabzanlarımın üzerine sık iğnemi örerek uca kadar geliyorum. Şimdi başlayalım yine aynı şekilde. Bir sıra trabzanımızı örüyoruz. Bir sıra sık iğnemizi en uçtaki zincir çekerek oluşturduğum trabzanın içine girerek alıyorum ve bir tane zinciri çekiyorum. İkinci eğer buradaki bir dar gelecekse şöyle ikinci bir de zincir çekebilirsiniz. Yani ipiniz inceyse az gelecek gibi olursa ikinci bir zincir çekmenizde de herhangi bir sıkıntı yok. Hemen trabzanımızın üzerine gidelim ve birer birer sık iğnemizi örerek diğer ebru ipimizin olduğu yönü gelelim. Bakınız sadece birer birer her birinin üzerine batıyorum. Farklı bir işlem yapmıyorum sık iğnelerim örerek uç noktaya kadar geldim şimdi en son sık iğnemi bakın ilmeğimin olduğu yere yapacağım ilmeğimin hemen ardındaki minik gözün içerisine giriyorum alıyorum ve ebrol ipimi tığıma takıyorum kuşamın içinden geçirerek diğer trabzan sırama başlıyorum 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün arka yönünü çeviriyorum. Bu sıramızda 4 tane tek 5. mizi çift olarak öreceğiz. 3 ve 4. 2 4 tek. 5. tırabzanı 1 ve 2. Aynı yere battım bakınız. Tekrar sayarak yapalım. 1 2, 3, 4 ve 5. 5 tane tekimi ördüm. Beşincinin içerisine bir daha batıyorum. 4 tek, 5. çift olacaktı. Bakınız şöyle bakalım. 2, 4, 5. çift. 1, 2, 3, 4, 5. iki defa batarak çift örüyoruz ve bu sıramızı 4 tek 5. çift olarak tamamlıyoruz. Artışlarımızı yaparak sıramızın başına kadar geldim. Yine e, bu pembe ipimle tekrar sık iğne yaparak döneceğim. Bundan sonra birkaç sıra daha artışımızı yapacağız ve robamız tamam olacak. 2 tek 1 çift ördük. 3 tek 1 çift. 4 tek, 5'incisi e, çift. Şimdi 5 tek, 6'ncısı çift örelim ve bir sıra daha üstüne 6 tek, 7 e, 7'ncisi çift olarak örelim ve aralarında sık iğnemizi de tamamlayarak robamızı bitirmiş olalım. Şimdi 4 e, tek örmüştük. 5 tek bir çift, 6 tek bir çift aralarında da pembeden sık iğnelerimi ben örüyorum siz dilediğiniz renkten örün e, beraber e, tamamlayalım 5 sıra bu ebruli ipimiz olsun görüşelim rubamızı 1 2 3 4 5 5 sıra artırdık 6. sıramı ise 5. sırada artırdığım sayı üzerine devam ettim 6. sırada artırmadım şu anda burada 134 tane trabzanım var şöyle ölçelim bir sayısına bakalım 10 santim tam robamın uzunluğu 134 tane trabzanı şu şekilde ayırdım 20 20 önlerimiz ayırdım 20 sağ taraf 20 sol taraf ve e, kollarımızı 28 ve 28 kollarımızı ayırdım arkamızı ise 38 tane e, trabzan olarak ayırdım bu şekilde ayrımımızı yaptıktan sonra kolumuzu artık birleştirelim ve kolumuzu birleştireceğimiz zaman kol altına zincirimizi çekmeyi unutmayalım. Zincirimizi çekeceğiz ki yoksa bu ölçüde kollarımız epeyce bir dar olur. Şimdi pembe ipimi tekrar bağladım ve başlıyorum pembe ipimle örmeye. Buradan alıyorum. Zincirimi çekiyorum. 1 2 3 ve 4. İlk önce 4 tane zincirimi çekiyorum başlangıç olduğu için pembe ipimle ve başlıyorum 1 bakın zincirimin hemen üzerindeki 2 3 3 tane trabzanımı sağ tarafa çekiyorum ve tam araya giriyorum başlangıç olduğu için burada 4 tane zincir çektim şimdi çekeceğim zincirler ise 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum ve 1 2 3 tane trabzanı aralayarak giriyorum 1 2 3 ve 1 2 3 giriyorum tekrar 1 2 3 aralıyorum bakınız 1 2 3 1 2 ve 3 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 giriyorum 3 trabzanı yukarıda 3 tane zincir çekiyoruz altta 3 tane trabzan arasına giriyoruz 1 2 3 bakınız ayrım yerine geldim şimdi iki tane olan yere batıyorum bakınız bu zincirim 2 olarak batıyorum Çünkü 20 tane olduğu için 3'er 3'er ayırdığımızda 18 oldu bakınız 3 6 9 12 15 18 ve iki tane olduğu için 20 bu şekilde iki tane yapıyorum hiç önemli değil hatta daha güzel kol altına geçişte daha bir rahatlık olmakta şimdi kolumuzun altına zincirimizi çekmeye başlıyorum 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane zincir çekiyorum. Her birisine üçer tane trabzanımızı öreceğim. Ve burada 3 tane grubumuz olacak. 3, 6, 9 diye üzerine öreceğimiz zaman hazır bir zeminimiz olacak. 9 zincirimizi çektikten sonra tekrar büküyorum kolumu ve yeşil ayıracımın olduğu yere gelerek tığımın başını dolamadan hemen batıyorum. Bakınız, hemen batıyorum ve başlıyorum arkam için örmeye. 2, 3. 3 tane zincirimi çekiyorum. Arkada da başlarken 2 tane, bakınız, başlarken 2 tane trabzanı girelim. 3 değil 2. Çünkü geçişlerde kollarımızın yakınları biraz rahat olsun. 1 2 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 ayırıyorum tam araya giriyorum ve bu şekilde ilerleyelim diğer kola doğru arkamızı örerek geldik yeşil trabzandan sonra ilkini 2 olarak başlamıştık yani 2 tane trabzanımızı 3 zincirle kapsamıştık yine 3 e üzerine 3'er tane trabzanımızı öreceğiz. Sadece biraz geniş olması açısından bu şekilde başladık. Şimdi kırmızı trabzanımın yanına geldim. Yani kırmızı ayracımın yanına ve 2 tane trabzanımın olduğunu görmekteyiz. Yine 3 tane zincir çektim. 2 tane trabzanımı kapsayarak batıyorum ve başlıyorum. 9 tane zincirimi çekme. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane zincirimi çektikten sonra diğer tarafa geliyorum ve hemen araya batıyorum ayracımın olduğu araya şimdi başlıyorum 1 2 3 diğer tarafta yapmış olduğum gibi diğer önümüzün hemen en sonda iki tane trabzanı çevrelemiştim ben yine iki tane trabzanı çevreliyorum diğer trabzanlarımı ise 1 2 3 üçer tane aralıklarla batıyorum 3 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 üç, 3'ünü ayırıp bakınız şu şekilde araya girerek batıyorum 1 2 3 ve sıramızın başına kadar devam edelim Evet kolumuzun ayrımlarını yaptık 9 tane zincirlerimizi her iki kolumuz için çektik. Ve sayıyorum bakınız kolumuzun hemen olduğu yerden bir kutucuk 2, 3, 4, 5, 6 ve toplamda 7 kutucuk sol tarafta. Sağ taraf için sayıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 kutucuk da bu tarafta. Bakınız herhangi bir şekilde ne fazla ne de eksik var. 9 tane zincirde kol altları için ördük. Şimdi pembe ipimizi burada bırakıyorum en son trabzanın üzerine batarak bıraktım bakınız 1 2 3 dedim ve bıraktım diğer tarafta kalan ebruli ipimi örmeye başlıyorum şimdi öbür ebruli ipimi örmek için şöyle bakınız üzerine batıyorum zincirden çektiğim trabzanın üzerine ve başlıyorum zincirimi çekmeye 1 2 3 3 tane zincirimi çektim ve buradaki pembe örmüş olduğum 4 tane başlangıçta çekmiştim zincirin içerisine giriyorum 2 tane trabzanımı örüyorum baştaki zincirimle bir trab, zincirden çektiğim trabzanımla birlikte toplamda 3 tane trabzanım oluyor 3 trabzanımdan sonra bir tane zincir çekiyorum tekrar diğer kutucuğun içerisine gelerek batıyorum 1 2 3 tane trabzanımı örüyorum ve bir zincir çekiyorum 3 trabzan bir zincir ve diğer kutunun içerisine tekrar 3 tane trabzanım örüyorum 1 2 ve 3 bir tane zincir çekiyorum kutuların içerisine 3'er üçer, üçer trabzanlarımızı doldurarak ilerliyoruz 2 ve 3 ve her 3 trabzandan sonra birer tane zincir çekelim ve kol altına gelelim Evet trabzanlarımızı doldurarak geldim. Şimdi bir tane zincirimi çektim. Tam kol altındayım. Aynı şekilde örmeye başlıyoruz. Bakınız her bir zincir yuvasına bir tane trabzanımızı örelim. Bir. Hemen sıradakine iki. Ve sıradaki üç. Üç tane trabzanım ördükten sonra bir tane zincirimi çekiyorum. Ve hemen yanındaki trabzanımı zincirimi tekrar trabzanımı yerleştiriyorum zincirimin üzerine bakınız 2 ve 3 bir tane zincirimizi tekrar çekiyorum ve devam ediyorum 3 tane de trabzanımı örmeye 1 2 ve 3 bir tane zincirimi yine çekiyorum bu kez kol altına geçtiğimiz hemen zincirin içerisine 1 2 3 ve bir tane zincirimi çekiyorum tekrar 3 tane trabzanımı başlatıyorum yeleğimizde pembemizin üzerine üçer trabzan olarak doldurduk sayalım bakınız 2 4 6 7 ve 8 tam Bakınız kol altı ile birlikte 2 4 6 8 2 4 6 8 önümüzün mutlaka çok düzgün olmasına dikkat edelim. Yani eşit olmasına dikkat edelim. Biri büyük biri küçük olmasın. Şöyle arkamızda çevirdiğimizde gayet güzel olduğunu görmekteyiz. İpim kopmuştu. Şöyle bağlamıştım. Bakınız bu kısmı görmesek. İliğimizin birinci sırası çok güzel örüldü. Şimdi ikinci sırasında işlemimizi yenileyeceğiz. Bu zaman zaman yani bu sıra daha rahat olacak çünkü bir tane zincir çekmiş olduğumuz yerlere gelerek bu pembe rengimizi batacağız arada da üç tane zincir bir batış 3 zincir bir batış ve kendisinin bir zincir çekmiş olduğumuz yerlerden batışlarımızı yapacağız Evet şimdi yeni sıramıza başlıyorum yeni sıramıza başlamak için pembe ipimle hem diğer ebroli ipimi taktım tığıma bakınız şimdi geçiyorum şu şekilde ve başlıyorum 1 2 3 ve 4. Başlarken lütfen dikkat edelim. 4 tane zincir çekelim. Arada ise 3 bitişle de tekrar 3 tane zincirimizi çekelim. Dönüşümüz olduğu için böyle bir dönmemizde gerdirme olmasın. 4 zincirimi çektikten sonra bir tane zincirimin olduğu yere gelip batıyorum ve tekrar 1 2 3 ve ilerliyorum ve batıyorum bakınız. 1 2 3 batıyorum. Tekrar 1 2 3 1 2 3 aradaki bir zincirin olduğu yere batıyorum diğer sıra başına kadar bu şekilde devam ediyorum 3 tane zincir araya batıyorum ve sıra başına geldikten sonra bir alt sıramızda yapmış olduğumuz işlemimizi tekrar ediyoruz şimdi sıra başına gelelim birlikte örmeye devam edelim 3 tane zincir çekerek diğer başa kadar geldim. En son 3 zincirimi çekiyorum ve 1 2 3 3. trabzanımın üzerine batıyorum. Ve şu şekilde bir tane zincir çekerek bırakıyorum. Diğer tarafa geliyorum. Evrolü ipimin olduğu yöne doğru ve şu şekilde başlıyorum. 1 2 3 tane trabzanımız var. İlkine batıyorum. Ve başlıyorum. 1 2 3, 3 tane zincirimi çekiyorum. Kalan 2 tane trabzanımı ise pembe ipimin içerisine giriyorum. Hazırladım, yuvaya giriyorum. 1 tane zincir çekiyorum. Diğer yuvaya giriyorum. 1, 2, 3. Tekrar 1 tane zincirimi çekerek yine hazırlamış olduğum diğer yuvanın içerisine giriyorum. 1, 2 ve 3. Bir tane zincir çekiyorum. Diğer yuvanın içerisine geçiyorum. 1 2 ve 3. Ve bir zincir çekiyorum. Bu şekilde işlemlerimizi tekrar ederek istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam ediyoruz bakın şu şekilde gayet cici hoş bir yelek olacak hem de çok kolay özellikle yeni başlayan arkadaşlarımızın da rahatlıkla örebileceği çok güzel ve kolay bir model şimdi dilediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam ediyorum yeleğimi yeterli uzunluğa gelene kadar ördüm şöyle ölçelim bakınız kirpiğini yapmadan 26 santim şöyle ölçtüğümüzde 26 hatta 27 santim en üst noktadan ölçtüğümüz zaman şöyle tutuyorum bakınız daha kirpinde yaptığımız zaman 29 santime ulaşacak yani yeleğimiz yeterli şöyle önünü bir tanesiyle kolunun bir tanesine kirpik örerek e, toparladım şöyle güzelce Evet şimdi en üst noktadan başlıyorum Diğerini aşağıdan yukarıya geldim. Buradan yukarıdan aşağıya doğru ineceğim. Ee, sağ taraf bakın aşağıdan yukarıya doğru çıktım. Sol taraf ise yukarıdan aşağıya doğru inip düz yönünü yakalamak istiyorum. Şimdi devam ediyorum. Hemen karşılıklı yapmak istiyorum. Bakınız trabzanımın ilk trabzanımın içerisine batıyorum. 5 tane trabzanımı aynı yere dolduruyorum. 2 3 4 ve 5 5 tane trabzanımı aynı yere ördüm ve şöyle baktığımız zaman bakınız bir diğer trabzanıma gelerek batıyorum her iki sıram birbirine uyumlu bir şekilde olması gerekiyor bir sıra sonrasını tekrar batıyorum ve 5 tane trabzanımı aynı yere örüyorum 2 3 4 ve 5 bir sonrakine batıyorum trabzanıma ve tekrar tığımın başını doluyorum. Bakın bir sonraki trabzanıma tam ıı, ara noktaya her ikisinin arasına batıyorum. Lütfen ıı, karşılıklı uyuma dikkat edelim. Biri yukarıda biri aşağıda olmasın. Nereye yerleştirdiysek beşli trabzanlarımızı karşılıklı her ikisini de aynı şekilde yerleştirelim bir uyum ve ahenk içerisinde olsun 2 4 ve 5 bu şekilde dikkat ederek bakınız karşılıklı denk gelmesine dikkat ederek aşağıya doğru örelim aşağıya da gelince tekrar görüşelim bileğimin kenar tığlamasını karşılıklı her ikisi denk gelecek şekilde ördüm. Şimdi tam alt kısımdayız. Alt kısmı sizlerle beraber örmeye başlayalım. Şimdi en son trabzanın olduğu yere battım ve ilk başlangıçtaki trabzanıma geliyorum. Yine yanlarda yapmış olduğum işlemimi tekrar ediyorum. 5 tane trabzanımı aynı yere örüyorum. 3 4 5 5 trabzanım tamamladıktan sonra bir sonraki hazırlanmış olan kutumuzun içerisine geliyorum batıyorum ve devam ediyorum bir sonraki kutuya 5 tane trabzanımı örüyorum 2 3 4 ve 5 bir sonraki kutunun içerisine sadece batıyorum bir sonraki hazırlanmış kutunun içerisine tekrar 5 tane trabzanımı yerleştiriyorum 2 3 4 ve 5 beş. 5 de örüyorum bir sonraki kutuya batıyorum ve bu şekilde diğer uca kadar örerek gelelim kollarımıza bakacak olursak kollarımızın şu alt kısmına model uygulamıyoruz hemen Alt kısmının olduğu yere batıyorum ve iki trabzan atlayıp üçüncü araya batıyorum. 2 trabzan atlıyorum, bir batıyorum, iki trabzan atlayıp modelimi yerleştiriyorum şeklinde örerek tamamlayalım. Evet arkadaşlar yeleğimizin kenarlarını da tamamladıktan sonra kullanılmaya hazır hale geldi. 3 tane dilimden oluşan bir çiçek ördüm ve ucuna zincirimizi örerek şöyle hemen bakınız. Trabzanlarımın uç noktasından ilk 1 ile 2'nin arasına taktım ve e, bu şekilde bağcıkla bağladım. Düğme kullanmayı tercih etmedim. Şöyle gördüğümüz gibi bakınız her iki tarafta da ucuna 3 tane çiçek. Tabii daha farklı çalışmalar yapabilirsiniz. Evet bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye kadar sağlıkla, sıhhatle kalın inşallah. Görüşmek üzere, hoşça kalın.